Ama sonradan çok pişman oldu Reyhancığım. İnan bana yani. Fincanları unutmuşum. Şimdi de senden özür dilemek için evine davet ediyor bu gece. Gideriz değil mi? Hayır, ben gitmem. Özür dileyecekse o buraya gelir değil mi ama? Yani haklısın ama o da gelecekti. Yani gelmeyi düşündü. Fakat seni rahatsız etmek istemedi. Çok düşüncelidir abi. Ay, hiç fark etmezdi vallahi. Yani ben rahatsız edilmekten rahatsız olmam ki. Orası da öyle tabii. Tamam peki. Mazhar Bey önce telefon açıp benden bir özür dilesin. Sonra da evine gideriz. Tamam. Sen öyle istiyorsan öyle olsun. Ama sen bu aralar sakın evden çıkma Reyhancığım. Çünkü ben hissediyorum bu aralar sanki abim seni arayacak. Ya. Peki özür dilerken genellikle nasıl özür diler? Yani nelerden bahseder? Nelerden hoşlanır değil mi ama? Önceden bileyim diye soruyorum. Oo, Firdevs Hanım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi görünce daha iyi olduk tabii. Bir telefon edebilir miyim? Yani siz edebilir misiniz rica etsem? Affedersiniz Firdevs Hanım ama nerede durduğunuzu pek anlayabilmiş değilim. Yani bu telefonu siz mi edeceksiniz bilmeyeceğim. Bakın şimdi siz benim abimsiniz. Elhamdülillah siz de benim bacım sayılırsınız. Ne yapalım? Yani numaradan abimmiş gibi davranacaksınız. Anladınız değil mi? Anlamadım. Canım bunu anlamayacak bir şey yok. Şimdi birlikte bir telefon numarası çevireceğiz. Reyhan diye bir kız açacak. Siz de abimmiş gibi ondan özür dileyeceksiniz. Bu arada adınız da Mazhar. Canım tabii ki bu kadarını becerebiliriz canım. Harika. O zaman yapalım. Yapalım. Sıhhi imdat mı? Oh, çok şükür be kardeşim. Ya sizi gökte ararken yerde buldum. Benim evi su bastı da. Ne? Orayı da mı su bastı? Yuh ulan yuh be yuh yani. Alo buyurun. Alo. Reyhan Hanım'la mı görüşüyorum? Evet ben Reyhan buyurun. Reyhan Hanım. Benim bakayım ben kimim? Pardon sesinizi çıkartamadım. Ama sesiniz bir telefon sapına benziyor. Reyhan Hanım. İyi düşünün bakayım canım önce bir iyi düşünün. Neyse Reyhan Hanım boş verin. Şimdi ben sizi daha fazla yormayayım. Benim adım Mazhar. Kim? Mazhar. Ne? Mazhar. Mazhar benim adım. Ay Mazhar Bey siz misiniz? Reyhan Hanım ben geçen gün size bir cahillik ettiydim. Karşı. Kusura kalmayın diyecektim. Ay yani benden özür mü diliyorsunuz? Özür diliyorum kabul ettin mi? Ay geliyorum Mazhar Bey. Sağ olun. Çok kibar ve düşüncelisiniz. Ama yağmur hatları ıslattığı için galiba sesiniz biraz değişik geliyor. Ben de onu diyecektim. Şimdi bu yağmurlu havalarda benim sesim biraz değişir. Ondan sonra ben en iyisi bu telefonu daha fazla meşgul etmeyeyim. Çünkü her an bir sipariş gelip ben telefonu kapatıyorum. Hoşça kalın Reyhan Hanım. Kapatın. Kapatmayın. Nasıl iyi konuştum değil mi? Oldu mu? Oldu. Yani olmuştur inşallah. Lollop. Soru ver. Tabii. Buyurun. Biraz çabuk olalım. Annem evde bizi bekliyor canım. Ay abi telefonda benden bir özür diledi. Yani bir özür diledi. Bir özür diledi ki sormamalıyım. Öyle mi? Bak sen. Affedin abi. Yoksa hayatta gitmezsin zaten. Yani beni affetmezsen kendimi balkondan aşağı atarım bile dedi. Ciddi misin? Ciddi tabii ki. Yalan söyler miyim ben? Aynen şöyle yapalım. Aman. Yani atlayacaktı herhalde. Onu hissettim ben. Hıçkırıklar içinde benden özür diledi. Mazhar benden özür dilerken keşke sen de orada olsaydın da dinleseydin. Keşke canım. Benden özür diledi. Hay Allah. Bak sileceklerin çalışmıyor. Derslik işte akşam akşam ne yapalım? Şoför bey oğlum. İnşallah taksimetreyi gece tarifesinden açmamışsın. Amma yaptın anne ya. Gece aç satlar biliyor musun? Merak etme sen gündüz tarifesinden gidiyoruz bak. Ay ama gündüz de değil. Yani sonra zarar etmiş olmayın da değil mi ama? Merak etme babacığım sen. O kadar da zarar etmeyin. Şoför bey evladım. Dost doğru gidiyorsun değil mi?
Her yani bizi fazladan dolaştırma da. Amma yaptın anne ya. Ben senin nereden annen oluyormuşum canım? Yani ben de üçgen şoför tipi var mı diyecektim. Şöyle bir yan dönüp bakar mısın? Arkadan nasıl bir tipiniz olduğunuz görünmüyor da. Çattık akşam akşam yav. Çattık yav. Buyur bak tipime. Ay ay, önüne baksana oğlum. Ay kaza yapacaksın şimdi. Ay. Evet, önüne baksana, kaza yapacaksın. Ben de bir şey oldu zannettim yav. Arabaya bak, sincek yok, müzik yok. Arabayla giderken söylemek istemedim ama ağzında biraz içki kokuyor. Sen bu kafayla gidersen çok yakında trafik canavarı olursun. Boş ver, uğraşma Meykube teyze Allah'ın ayyaş şoförüyle. Yeter be! Yeter, dayanamayacağım artık. Yeter be! Cevap verme anneme be! Aa, ne yeter, olmaz be! Yeter be! Acayip herifler. Hepiniz böylesiniz zaten. Ay çocuklar, otomatik söndü. Önümü göremiyorum. Ay düşeceğim şimdi. Tamam anne, açıyorum. Ay aman, ne manyak herifti o şoför öyle Meykube teyze, değil mi? Ya yani vallahi böylelerini gördükçe benim mazlarımın altın gibi bir çocuk olduğunu daha iyi anlıyorum. Ben de. Annem bu konuda çok haklı Reyhancığım. Pırlanta gibi çocuktur abim. Eşi benzeri yok. Evet, onu ilk gördüğümde ben de öyle olduğunu anlamıştım. Zaten yakışıklı insanlar asla kötü olmazlar, öyle değil mi? Öyle tabii. Öyledir kızım, tabii öyledir. Tabii. Ay nerede bu anahtar? Vallahi pes doğrusu. Hayrola Hülker Hanımcığım, niye öyle şaşırdınız? Ay nasıl şaşırmayayım ayol? İşte dün gece rüyamda gördüğüm kız bu. Ay, beni rüyanızda mı gördünüz? Hiç itiraz etme. Hülker Hanımcığım görür. Hı, görür. Ay, ay gene söndü. Çocuklar açın şunu Allah aşkına. Bu defa kesin kararlıyım, otele gidiyorum. Kesin kararlı mısın? Evet. Tuvalette kilitli kaldığım zaman zarfında bu konuyu bol bol düşünme fırsatım oldu. Ya, ne diyebilirim ki? Yine de balıklar için teşekkür ederim kanka. Bu çantanın içinde anahtar bulabilene aşk ol. Hah, al bunu kızım, kapımı aç. Sen de şunu tut. Ben de dün gece gördüğüm rüyayı anlatayım. Rüyamda aynen şöyle gördüm. Bu hanım kızcağız beyazlar içinde gelinlik gibi bir şey giymişti. Gelinlik mi? Ay bu iş olacak galiba. Olacak, olacak. Sonra o gelinliğinle güzel bir ata biniyordun kızım. Ah Reyhancığım, bu çok güzel bir şey çünkü at Murat'tı. At da at hani. Güçlü, kuvvetli, yakışıklı. Mesleği de çok iyi. Mesleği mi? Atın mesleği de mi var? Ay sen de anlasana canım. O at abim. Ay inşallah rüyanız doğru çıkar Hülker Hanımcığım. Ah ah, şu iş hayırlısıyla bir olsa, bir olsa... Ay ya bir de tersine çıkıp olmazsa? Şeytan kulağına kurşun. Ağzından yer alsın. Benim rüyalarım hiç tersine çıkmaz. Hep düz çıkar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana.